Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arı poleninden bahsedeceğim. Mucizevi çiçek tozu arı poleni. Yeryüzünde bulunan dişi ve erkek canlılar yaşam döngüsünün devam etmesinde aktif rol oynarlar. İnsanlar, bitkiler ve hayvanlarda oluşan bu cinsiyet ayrımı her ne kadar farklı kategoride yer alsa da tek bir amaç için buluşurlar. Yaşamak ve hayatı devam ettirmek için. Arılar da bu döngünün içinde bu amaçla yer alan birer canlılardır. Arı neslinin bitmesi halinde yaşamın da sonlanacağı bilim insanları tarafından ifade edilmektedir. Bitkilerin döllenmesi ve büyümesi için arıların emeği ve işçiliği tartışılmaz bir konudur. İşte bu çalışkan arılar insanlık için faydalı olmaya devam etmektedirler. Taşıdıkları polen ile pek çok soruna çare bulurlar. Bahar aylarında pek çok kişi de alerji günler yaşatan polen aslında insan sağlığı için oldukça faydalı bir tozdur. Şimdi de sizlere polen ve bitkiler arasındaki ilişkiyi inceleyip insanlar için polen faydaları konusunda değinmek istiyorum. Polen nedir? Polen çiçekli bitkilerin üreme organına verilen isimdir. Erkek üreme organı olarak bilinmektedir. Tek bir tipi yoktur. Değişik renklerde ve şekillerde görülebilir. Genellikle altın sarısı olarak üretilir. 6 veya 200 milim çapında olabilir. Protein ve mineral bakımından bir inceleme yapıldığında çok zengin bir madde olduğu görülmektedir. Bal arıları polenleri toplar. Poleni taşımasında amaçları arı kovanına protein takviyesi yapmak ve yavru arıları beslemektir. Bal arıları tarafından toplanan polenler daha sonra insan müdahalesiyle toplanır ve gıda alanında kullanılır. Aynı zamanda polen balı oluşturan bir maddedir. Polen çok eski zamanlardan besin desteği olarak kullanılmaktaydı. Kaynaklarda ifade edildiğine göre Osmanlı mutfağında bal ile beraber tüketilirdi. Polene rengini veren maddeler çevredeki bitkiler olmaktadır. Bir polen bileşini incelendiğinde hangi civarda toplandığı tespit edilebilir. Çevrede bitki florasının analizi kimi zamanda polenlerden yapılabilir. Polenler mineraller açısından en zengin besindir. Yapılan araştırmalar sonucunda polende A, C, E ve B kompleksi K, C, miligram, N, S, P, maddesinin yer aldığı ifade edilmiştir. Bir kovana gün içinde ortalama 15 defa polen bırakılır. İşçi arılar bu polenleri hem kovana korumak hem de yavruları büyütmek için kullanır. Polenin faydaları nelerdir? Polen pek çok alanda iyileştirici ve besleyici özelliğiyle dikkat çekmektedir. Polen faydaları incelendiğinde şöyle maddeler halinde paylaşacağım arkadaşlar. Polen antidoksidan maddelerden meydana gelmektedir. Bu yönüyle karaciğerdeki zararlı maddelerin atılmasını destekler, karaciğerin sağlığını korur. Hepatit hastalarında vücut direncini destekleyici görevi üstlenir. Polen tüketen kişiler metabolizması korunur ve düzenli şekilde çalışır. Kanser hastalarında veya riks taşıyanlarda başlıklılığı güçlendirir. Çocuklarda büyüme gelişmeyi desteklediği için daha güçlü kas sistemini sahip olmasını sağlar. Polen demir içermektedir. Bu yönüyle de kansız olan kişiler çok faydalı olacaktır. Kandaki kırmızı hücrelerin artmasını sağlar. Polen tüketillerin dikkat dağınıklığı ortadan kalkar, zihni açar. Bağırsaklarda oluşan iltihaplanmaların önüne geçer. Bağırsak sağlığı için polen tüketilmelidir. Çok vitaminli bir besin olduğu için cilt güzelliğine de katkısı büyüktür. Son yıllarda yapılan incelemeler sonucunda polenin prostat hastalığına iyileştirici de olarak da bilindiği tespit edilmiştir. Alerji tedavisinde etkisi çoktur. Spor yapanların ve hareketli yaşama sahip olanların vücut direncini korur, enerji verir. Kabızlık problemi olanlar için polen etkili sonuçlar verir. Stresi ve gerginliği ortadan kaldıran polen zihin rahatlığını sağlar. Soğuk algınlığından çabuk etkilenen kişiler için antibiyotik özelliğini sağlar. Polen sadece insanlar için değil, evcil hayvanların ve çiftlik hayvanlarının enerjisinin yüksek olması için de kullanılmaktadır. Polen beta karoteni içerir, böylece göz sağlığını destekler. Sahip olduğu vitaminler sayesinde saç dökülmesini önler ve saçların daha sağlıklı uzamasını sağlar. Polen nasıl kullanılır ve tüketilir? Poleni gün içinde belirli ölçüde tüketmelisiniz. Faydalı olan polen aşırı tüketiminde zararlı hale gelebilir. Tüketim önerileri şu şekilde hazırladım arkadaşlar sizler için. Yoğurt ile çok az miktarda poleni yoğurt içinde ekleyerek gün içinde ara öğünlerde tüketebilirsiniz bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. Süt ile tüketmek de polen süt içine eklenerek isterseniz sıcak halde isterseniz smoothie şeklinde tüketebilirsiniz. Diyet ara öğünleri için etkili olacaktır. İçecek ile poleni dilediğiniz bir içeceğin içine ilave ederek de içebilirsiniz. Eğer yeni başlıyorsanız bir süre bir çay kaşığı kadar tüketmelisiniz. Polen bozulur mu? Nasıl saklanır? Taze polenlerin kurutulup saklanması gereklidir. Eğer kurutulmazsa ömrü çok kısa olacaktır. Oda sıcaklığında kalan taze polen besin değeri yitirerek sağlık için faydalı olmaktan uzaklaşabilir. Eğer derin dondurucunuz varsa neredeyse bir yıla kadar poleni muhafaza edebilirsiniz. Kuru polen saklamak için oda sıcaklığını en fazla bir ay bekletebilirsiniz. Eğer buzdolabına alırsanız ömrü yaklaşık bir yıla kadar da uzatabilirsiniz. Saklama kabı ya da bir detay da olacaktır. Temiz ve cam kavanoz içinde saklamanızı tavsiye ederim. Saklarken güneşten uzak tutmanızı da fayda var. Serin ve karanlık yerler polen için ideal bir konum olacaktır. Polen külü aldırır mı? Faydalı ve besleyici olan polen bol vitamin içerir. Yani besin değeri yüksektir. Besin değerinin yüksek olması da gelişimi destekler. Polen tüketenlerin kilo aldığı daha çok duyulmamıştır. Fakat işte açma özelliğine sahiptir. Genellikle yeme bozukluğu yaşayan kişilerin polen tüketimi sonrasında iştahının açıldığı görülür. Polen tüketilirken belirli bir ölçüde olması gerekir. Metabolizmayı harekete geçirme etkisinde düşünürseniz polenin kilo aldırma gibi bir etkisinin olmadığını fark edebilirsiniz. Sporcular genel olarak protein tozu kullanır. Polen sporcular ve bitkisel beslenenler için protein kaynağı olacaktır. Polen vitaminin ve protein deposu sayıldığından kas ve kemik gelişimini destekler, sağlığınızı tehdit eden külü alımını neden olmaz. Polenin yan etkileri ve zararları Polen alerjisi Polenin zararlarından çok faydaları vardır. Tek bir zararı hassas kişilerde oluşturduğu alerjidir. Çiçek tozundan elde edildiği için çiçeklere karşı hassas olan bünyelerde geçici rahatsızlıklar verebilir. Ölçülü tüketildiğinde takdirde herhangi bir mide ve bağırsak sorunu oluşturmaz. Kolesterol hastalarının polen kullanmadan önce doktora danışması ve onay alması da gerekmektedir. Yüksek protein içerdiği için bilinçli bir şekilde adım atmak sağlık açısından daha doğru olacaktır. Kanalıma abone olup beni desteklemenizi isterim arkadaşlar.